Terimleri k ile gösterilen ve k değerleri 1'den 100'e kadar devam eden bir sonsuz geometrik seriyi ele alalım. Bu serinin ilk terimi k eksi 1 bölü k faktöriyel. Ortak çarpan veya ortak oran ise 1 bölü k olarak verilmiş. Şimdi bu serinin terimlerinin toplamını S, K şeklinde yazdığımızı varsayalım. Bu durumda 100'ün karesi bölü 100 faktöriyel artı toplam sembolü K eşittir 1'den 100'e kadar mutlak değer içerisinde yazılı bu ifadenin yani K kare eksi 3K artı 1 ifadesinin S, K ile çarpılmasından sonraki toplam neye eşittir diye sormuş. İlk bakışta problem bayağı ürkütücü görünüyor değil mi? Tahminimce SK için basit bir açıklama bulabildiğimiz anda ürkütücü olmaktan çıkacak. SK'nın neye eşit olduğunu düşünmekle başlayalım işe. SK eşittir serinin birinci terimi yani K eksi 1 bölü K faktöriyel sonra ortak oran ya da 1 bölü K'yı da yazarsak şu şekilde olur. 1 bölü K üzeri 0, artı 1 bölü k üzeri 1, artı 1 bölü k üzeri 2 ve böylece devam eder. Parantez içerisindeki bu kısım sonsuza kadar devam eden bir geometrik seri. Şimdi sonsuz geometrik serilerin toplamını gösteren çok ünlü bir formülümüz var. Bu formülün kanıtlanmasını o kadar seviyorum ki burada bir kez daha tekrarlayacağım. Kendim birçok kere yapmış olmama rağmen basitliğinden ötürü buradaki çözümümüzün temel adımlarından biri olarak kullanacağım. Fakat zaman ile yarışıyorsanız doğrudan formülü kullanmanızda fayda var. Şimdi buradaki ifadeye ayrı bir isim verelim. Kısaca s olarak gösterelim. Bu durumda s 1 bölü k üzeri 0 artı 1 bölü k üzeri 1 artı 1 bölü k üzeri 2 şeklinde sonsuza kadar devam eden sayıların toplamına eşit. Denklemin iki tarafını da 1 bölü k ile çarparsak, sol taraf 1 bölü k çarpı s olurken sağ taraf ise 1 bölü k'nın buradaki bütün terimleriyle çarpımına eşit olur. Yani buradaki terimi 1 bölü k ile çarparsam 1 bölü k üzeri 1'i elde ederim. Buradaki terimi 1 bölü k ile çarptığımda ise 1 bölü k üzeri 2'yi elde ederim ve aynı mantıkla bu işleme sonsuza kadar devam etmem gerek. Buradaki ifadeden bu ifadeyi çıkarmak istediğimde ise sol taraf buradaki katsayı 1 olunca 1 eksi 1 bölü k çarpı s olur değil mi? denklemin sağ tarafı ise buradakilerin hepsinden şuradakileri çıkardığımdaki sayıya eşit olur. Bununla bu birbirlerini sıfırlar. Şununla da şu sıfır olur ve böylece sıfırlamaya devam edersek elimizde sadece şuradaki ilk terim kalır. Yani 1 bölü k üzeri 0 yani 1. Başka bir ifadeyle buradaki toplam 1 bölü 1 eksi 1 bölü k'ya eşittir. Kısacası, sk ifadesini şu şekilde yeniden yazabiliriz. sk eşittir, k eksi 1 bölü k faktöryel çarpı bu kısmı yeniden yazmadan önce bakalım sadeleştirebilecek miyiz? Sadeleştirmek için pay ve paydayı k ile çarpabiliriz. Bunu yaptığımda pay k olurken payda ise k eksi 1 oluyor değil mi? Şimdi sağ tarafa k bölü k eksi 1 değerini de ekliyoruz. Bu ikisi birbirini götürür. Denklemin sağ tarafında sadece k bölü k faktöryel kalır. Peki. K bölü K faktöriyel nedir? Hatırlarsak K bölü K faktöriyel aslında K, K eksi 1, K eksi 2, K eksi 3 şeklinde 1'e kadar inen sayıların çarpımına eşitti. Buradaki K'lar birbirini götürür ve elimizde 1 bölü K eksi 1 çarpı 1 bölü K eksi 2 çarpı 1 bölü K eksi 3 şeklinde 1'e kadar inen terimlerin çarpımı kalır değil mi? Bu da aslında 1 bölü k eksi 1 faktöriyeli eşittir. Evet, şimdi devam edelim. Ve S1, S2 toplamlarının neye denk geldiğini bulalım. S1 ile başlayalım. Bu toplamın değeri kaça eşit? Buradaki 0 faktöriyel değeri bazen kafa karıştırıcı olabiliyor ama dönüp buradaki asıl açıklamaya bakmak işimizi biraz daha kolaylaştıracak. K yerine 1 koyduğumuzda buranın değeri 0 olur. Hatırlarsak buradaki diğer ifadeler birbirini önceden sıfırlamıştı fakat bu tip işlemlerde biraz dikkatli olmak gerek. K eksi 1 ifadesinde K yerine 1 koyduğumuzda kalan değer 0 olur. Böylece 0 sıfır faktöriyelin sıfıra mı 1'e eşit olduğu tartışmasına gerek kalmadan bütün ifadenin değerinin 0 olduğunu görürüz. Kısaca S1 aslında 0 ile burada yazan diğer her şeyin çarpımına yani 0'a eşittir. S2'nin değeri neye eşit? S2 için buradaki ifadeyi kullanırsak 1 bölü 1 faktöryel yani 1'e eşit olduğunu görürüz. Bunları aradan çıkardığımıza göre şimdi şuradaki toplamın değerini bulmaya geçebiliriz. Bu toplama işleminin ne demek olduğuna bakalım. Gördüğümüz gibi bu ifade K eşittir 1'den 100'e kadar giden terimlerin toplamına eşit. K eşittir 1 olduğunda S1'in değeri 0 olur. Yani toplama işleminde etkisiz sayıya eşittir. K eşittir 2 olduğunda daha önce de çözdüğümüz üzere S2 1'e eşitti. Buraya 1 yazalım. Burada da 2'nin karesi yani 4 eksi 6 artı 1 var. Yani eksi 1 çarpı 1 var. Ama bunun mutlak değerini almamız lazım. O zaman değerimiz yani ilk terim 0'a eşitken ikinci terimin değeri artı 1'e eşit olur. Yani buradaki toplama işlemi 0 bu k eşittir 1 olduğunda artı 1 bu ise k eşittir 2 olduğunda artı k eşittir 3'ten k eşittir 100'e kadar olan değerlerin hepsi. Burayı atlamamak lazım. Asıl toplama işlemi k eşittir 1'den 100'e kadar olan değerlerin toplamıydı. k'nın 0'a ve 1'e eşit olduğu değerleri yani sırasıyla 0 ve 1'i zaten buraya yazdığım için şimdi k'nın 3'ten 100'e kadar olduğu değerlerle ilgilenebiliriz. Mutlak değer içindeki ifadeyi düzenleyerek devam edelim. Bu mutlak değer içerisinde şuradaki ifade ile sk'nın çarpımı var s k ise şuradaki ifadeye eşit yani k eksi 1 faktöriyele eşit. Bu da bütün bu ifadenin k eksi 1 faktöriyele bölüneceği anlamına gelir. Burası s k yani 1 bölü k eksi 1 faktöriyel. Şimdi bu değeri eşitliğin payda kısmına yerleştirelim. Pay kısmında ise buradaki yazılı ifade var. Bu ifadeye bakınca ilk düşüncem, çarpanlarına ayırıp ayıramayacağım fakat bunu çarpanlarına ayırmak o kadar da kolay değil. Onun yerine bu ifadeyi başka bir şekilde ifade edip edemeyeceğimize bakalım. Mesela k eksi 1, k eksi k ya da herhangi benzer bir şekilde değiştirmek mümkün mü? Amacımız bu ifadeyi daha kolay ve çözebileceğimiz bir şekle sokmak. Unutmamak lazım ki bu şekilde verilmiş işlemlerde, yani elle hesaplanması zor olan işlemlerde her zaman verilen ifadelerin bazıları ya da çoğu birbirini sıfırlar. Bazen belirli düzende rakamlar görmeye başlarsınız. Belki 1 artı 2 eksi 2 artı 3 eksi 3 şeklinde devam eden bir seriye dönüşür ve arada kalan bütün terimler birbirini sıfırlar. Böylece elimizde sadece ilk ve son terim kalır. Bu tip işlemlerde genelde buna benzer bir düzen vardır. Çünkü çoğu zaman böyle ifadeleri daha basitleştirmek mümkün değildir ya da yerine koyabileceğimiz geometrik toplam gibi kolay bir formül yoktur. O zaman deneyelim ve bakalım burada da bir düzen yakalamayı başarabilecek miyiz? Şurada yazmaya devam edelim k kare eksi 3 k artı 1. Bunu aslında k kare eksi 2 k artı 1 eksi k şeklinde yeniden yazabiliriz. Çünkü eksi 2 k eksi k aslında eksi 3 k'ya eşittir. Bunu neden böyle yaptığımı kolayca takip etmek mümkün. Çünkü burası aslında k eksi 1'in tam karesi olur değil mi? Tabii bir de devamında eksi k var. Şimdi işimiz ilginçleşmeye başladı. Çünkü sonunda bu kısmı basit bir ifadeye dönüştürmeyi baş. Yaşardık. Özellikle faktöriyel gibi ifadeleri içeren işlemlerde k eksi 1 k gibi terimlere ulaşmak tercih ettiğimiz bir şey Çünkü bunlar sayesinde diğer bazı terimleri sıfırlama fırsatı elde ediyoruz Öyleyse, şu şekilde yeniden yazalım. k eksi 1'in karesi eksi k ve buradan sonra daha da basitleştirmeye çalışalım. Burada bütün bu ifade yani sadece toplama işlemi çünkü henüz 100'ün karesi bölü 100 faktöriyel kısmına geçmedik. Buradaki toplama işlemi 1 artı k eşittir 3'ten 100'e kadar olan değerlerin mutlak değer içindeki bu ifadeyle toplamı yani k eksi 1'in karesi bölü k eksi 1 faktöryel. Bunu şuraya ayrıca yazalım ki her seferinde toplam işaretini yazmak zorunda kalmayayım. Buradaki ifade aslında k eksi 1'in karesi bölü k eksi 1 faktöriyel eksi k bölü k eksi 1 faktöriyel şeklinde yeniden yazılabilir. Bu iki ifade tam anlamıyla aynı değere sahipler. Fakat bu ikinci ifade bizim için daha ilginç. Çünkü bunun açılımı hatırlarsak k eksi 1 faktöriyelin açılımı k eksi 1 çarpı k eksi edersiniz. Bu kısmı yeniden yazalım. k eksi 1 faktöriyel eşittir k eksi 1. k eksi 2 şeklinde 1'e kadar devam eden terimlerin çarpımı? Bu açılım buradaki ifadeye eşit. Şimdi elimizde şuradaki k eksi 1'in karesi var ve paydada da k eksi 1 var. Bu ve buradaki k eksi 1'ler sadeleşir. Yani pay kısmında sadece bir tane k eksi 1 kalır. Paydada ise k eksi 1 gidince elimizde artık k eksi 2, k eksi 3 şeklinde devam eden terimlerin çarpımı kalır. Kısacası paydada elimizde k eksi 2 faktöriyel kaldı değil mi? Bu kısım ise hala k bölü k eksi 1 faktöriyel. İşlemimiz daha da ilginçleşmeye başladı. Bir düzen yakalamaya başladık gibi görünüyor. k yerine gelen değerlerden pay kısmına ne gelirse payda kısmına bir eksiği gelecek. Sonra da sağdaki ifade ki bu da benzer bir yapıda o değerden çıkarılacak. Bu ifadelerin benzer yapıda olması tabii ki değerlerin birbirini sıfırlama ihtimalini arttırıyor. Hemen rakamlarla deneyelim ve görelim nasıl olacağını. K eşittir 3 olduğunda, K eşittir 3 olduğunda bu ifade 2 bölü 1 faktöriyelin mutlak değerine eşit. 2 bölü 1 faktöriyel eksi 3 bölü 2 faktöriyel. Burası K eşittir 3 olduğundaki değer ve buna K eşittir 4 olduğundaki değeri ekleyeceğiz. K eşittir 4 olduğunda elimizdeki değer 3 bölü 2 faktöriyel eksi 4 bölü 3 faktöriyel olur. Bu şekilde sonuna kadar devam edebiliriz. K eşittir 5 olduğundaki değere de bakalım isterseniz. 4 bölü 3 faktöriyel eksi 5 bölü 4 faktöriyel olur. Eminim hepimiz bir düzen görmeye başladık artık. Bu işleme sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. En son terimimiz neydi? İşlemdeki en son terim k eşittir 100 olduğundaki değer. Yani bu şekilde k eşittir 100'e kadar devam etmemiz gerekiyor. k eşittir 100 olduğunda elimizde 99 bölü 98 faktöriyel eksi 100 bölü 99 faktöriyelin mutlak değeri olacak değil mi? Bu en baştaki artı 1'i unutmadan buraya yazalım. Şimdi bütün bunlar aslında neye eşit? Elimizdeki düzene bakarsak aslında işleme 3 bölü 2 faktöriyel çıkarıp 3 bölü 2 faktöriyel ekliyoruz. Sonra 4 bölü 3 faktöriyel çıkarıp aynı değeri tekrar ekliyoruz. Peki mutlak değerin herhangi bir etkisi var mı? Mutlak değer içerisindeki terimlere bakarsak her ikinci terimin her birinci terimden daima daha küçük olduğunu görürüz. Bunun sebebi de buradaki ikinci terimin paydasında daha büyük bir değerin olması. Unutmamak lazım faktöriyeller her zaman hızlı büyürler. Burada sadece k-1 faktöriyel var. Burada ise k-2 faktöriyel var. Yani bu değer daima şu değerden daha küçük olacak. Burası 3 bölü 2. Burası ise bakalım neymiş 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. Burası... 1 artı 1 bölü 2. Kısacası ikinci terim her daim birinci terimden daha küçük olacak. Yani mutlak değerin içi hep pozitif olacak. Öyleyse mutlak değer işaretlerini kaldırarak da bu işleme devam edebiliriz. Çünkü bütün terimler pozitif bir değere sahip. Olduğu gibi çıkacak. Burası pozitif, burası pozitif, burası pozitif. O zaman mutlak değerleri yok sayabiliriz. Artık bundan sonra işlemin nasıl basitleşeceği bariz bir şekilde ortada değil mi? Mutlak değeri yok sayalım. O zaman elimizdeki ifadelerin buradakinin ikinci terimi yani k eşittir 3 olduğu durumdaki terimlerden ikincisi, k eşittir 4 olduğundaki terimlerden birincisini sıfırlar. Yani bunlar birbirini yok eder. Sonra buradaki iki terim birbirini sıfırlar. Sonra da bununla k eşittir 6 olduğundaki ilk terim birbirini sıfırlar ve bu şekilde devam ede ede son 10 terime ulaşırız. Bu terimde k eşittir 99 olduğundaki ikinci terimini sıfırlar ve elimizde sadece en baştaki 1 artı buradaki 2 bölü 1 faktöriyel yani 2 ve en sondaki eksi 100 bölü 99 faktöriyel kalır. Şimdi, asıl probleme geri dönersek, elimizde 1 de 100'ün karesi bölü 100 faktöriyel vardı değil mi? Şimdiye kadar göz ardı ettik bunu ama şimdi işleme dahil etmeye başlayabiliriz. 100'ün karesi ne demek? 100'ün karesi aslında 100 çarpı 100'e eşit. Paydada da 100 faktöriyel var. yani burası 100'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı? Bu ikisi birbirini götürür. Burada da aslında 100 bölü 99 faktöriyel varmış. Değeri pozitif olduğundan işleme artı olarak eklenir. Yani burası 100 bölü 99 faktöriyel. Öyleyse işleme bu 100 bölü 99 faktöriyeli ekleyelim. Şansıma bu ilk terim ve buradaki son terim birbirini sıfırladı. Evet harika ve elimizde sadece 1 artı 2 eşittir 3 kaldı. Yani başta o kadar göz korkutan bu işlem aslında 3'e eşitmiş. Buradaki ana fikir elimizdeki problemi bir düzene sokmak amacıyla basitleştirmeye çalışmak olmalı. Problemin asıl olan zor kısmı zaten burada yatıyor. Böyle bir mantıkla çözdüğümüz bu işlemin sonucunun 3 olduğunu görüyoruz.